Mart ayından sonra zaten kapanmalar başladı. Nisan, Mayıs ayları kapalı geçti. Haziran'da tekrar bir açıldık. Tekrar açıldığımızda tabii artık eski dünya yoktu. Her şey çok değişmişti. Alışveriş alışkanlıkları değişmişti. Haziran'dan itibaren çok fazla alışveriş merkezleri çok göz önünde olan yerler olduğu için çok fazla ilave tedbirler geldi. İnsan sağlığına yönelik olması gereken şekilde aslında. Bunlarla mücadele ettik. Bir yandan tekrar normale dönmeye çalıştık. Temmuz ve Ağustos aylarında aslında toparlanma oldu. Eylül-Ekim ayları gayet iyi geçti. Kasım'daki son ek kısıtlamalara kadar bu şekilde devam etti. Son kısıtlamalarla tabii özellikle hafta sonlarının sokağa çıkma kısıtlamasıyla kısıtlanmış olması bizi ciddi anlamda etkiledi. Çünkü bu dönemde hafta içi %50, hafta sonu %50 gibi düşünürüz biz. Direkt %50 gitmiş oldu. Yıl bazına baktığımızda %30-35'ler civarında bizim ayak sayısı, aynı şekilde cirolardaki kayıplar. Aslında çok da kötü değil. Ve Ekim ayında biz tekrar normale dönmeye başladığımızda ne performans yapacağımızı da görmüş olduk aslında. Dolayısıyla umuyorum bu aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları hızlıca sonuçlar verir. Hem dünya genelinde hem ülkemizde virüs etkisini azaltmaya başlar. Pandemi etkisini azaltmaya başlar ve normal, yeni normale döneriz diyeyim. Artık eski normal diye bir şey düşünmememiz lazım. 2021 yılı ile ilgili öngörülerimize gelirsek, benim şahsi görüşüm, ilk çeyrekten sonra, Ocak, Şubat, Mart aylarından sonra çok hızlı bir şekilde normalleşmeye başlayacak. Özellikle bizim sektörümüz. Çünkü aşı çalışmalarının etkilerini görmeye başlayacağız. Ülkemizde de aynı şekilde. Ve bu kısıtlamaların da yavaş yavaş zaten görüyoruz vaka sayılarını takip ederek. Bunların da etkilerini görmeye başlayacağız. İnsanlarda tabii bir sıkılmışlık var evlerde kalmalarından dolayı. Alışveriş yapmak bazen iyi geliyor insanlara. Hani sırf o sıkılganlıklarını gidermek için bile alışveriş yapabiliyorlar. Belki okulların açılması söz konusu olacak. Okul alışverişi çok ciddi oluyor. Olmadı bu sene. Tabii okullar açıldı, kapandı. Çok net olmadığı için durum fazla alışveriş olmadı, alışverişe yansımadı. İçinde bulunduğumuz günlerde yılbaşı alışverişleri oluyor. Her şeye rağmen, hani kısıtlama ile evlerde geçilecek olmasına rağmen yılbaşının gene bir alışveriş oluyor. Uluslararası dolaşım da her ne kadar azalmış da olsa, diğer ülkelerden gelenler gidenler, yine biz kendi AVM'miz özelinde bayağı bir turist ağırlıyoruz. Turistlerin tabii katkısı alışverişe çok daha fazla oluyor yerli ziyaretçilere göre. Sektörlerde tabii yeni normaller artık oluşmaya başladı. Taşlar yerine oturacak. Pandemi bir süre sonra mutlaka bitecek. Hani zamanını bilemiyoruz ama yaklaştığını yavaş yavaş hissediyoruz. Ondan sonra eskiye göre bir takım değişiklikler olacak illaki. Örnek spor giyim, casual giyim çok ön plana çıkacak. İnsanlar çok alıştılar rahat giymeye. Bizler dahi hani takım elbiselerin altına bile spor ayakkabı giyer olduk. Evlerde de kaldıkça, home office çalışmaları oldukça spor giyime insanlar daha fazla yöneldi. Bu artacak. Online alışverişin oranı çok arttı.